Ben Muhammed Alaca, Gaziantep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencisiyim. Alaca Merke Yazılım Arge Sanayi Limited şirketinde kurucu ortağıyım. Teknofest ailesine katılma girişimimiz 2019 yılında gerçekleşti ve 2019 yılında Savaşan İnsansız Hava Araçları yarışmasına katıldık. O zamandan bu zamana 2019, 2020, 2021 yıllarının tamamında Teknofest ailesiyle beraberdik. 2019 yılında Savaşan İnsansız Hava Aracı'nda uzaktan kontrol sistemini geliştirdik. Uzaktan kontrol sisteminden kastım, yani aracı uzaktan kontrol eden tüm yazılım, donanım sistemini kendi bünyemizde geliştirdik. 2020 yılında kendi otopilot sistemimizi nasıl geliştiririz diye araştırmalar yaptık. Ekibimizi yeniledik. Ekibimizdeki arkadaşları bu bilinçte ilerletmeye çalıştık. Ve pandemi döneminde kendi otopilot sistemimizin temellerini attık. 2020 yılında Gaziantep'te gerçekleşti Teknofest. O zaman yerli uzaktan kontrol sistemiyle mansiyon ödülü aldık. Bu sefer Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışmasına katılmıştık. 2021 yılında Bursa'da Uluslararası İnsansız Hava Araçları'nda yerli yazılım birinciliği elde ettik. Yarışmalara katıldıktan sonra bir şeyleri fark ediyorsunuz. Yani oradaki eksiklikleri görebiliyorsunuz kendinizce. Ve biz bu insansız hava araçlarında sadece insansız hava araçları da değil, diğer tüm platformlarda bir şeylerin eksik olduğunu gördük. Yani orada hissettik ve birçok kişi hissediyor ama bunun bir atılması gerekiyor. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Biz bu bağlamda ne yapabiliriz diye düşündük. Elimizden de otopilot sistemi, uzaktan kontrol sistemi geldi. Hala da devam ediyoruz çalışmalara. Geliştirdiğimiz sistem arayüzünden kontrol sistemine kadar hepsinin yerli milli hamlelerle gerçekleştirildi. Şirketimiz de bunu özelleştirip bir kontrol kartı üzerine yerleştirip bunu kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Yani bunu kullanıcılar aldıktan sonra kendi arayüzünden tutun, kendi kontrol sistemindeki tüm yazılımların hepsini kendi müdahale ederekten değiştirebilecek. Bunu istediği gibi insansız hava araçlarına, kara araçlarına, deniz ve denizaltı araçlarına ve dahi model uydusuna kendi yazılımıyla, kendi bilgisiyle adapte edebilecek. Ve bunu tamamen kendi arayüzüyle, kendi kurduğu platformla yapacak. Biz sadece ona yol göstereceğiz. Teknofest'ten sonra bizim geliştirdiğimiz sistemleri daha da öteye taşımak için Teknofest ailesi bünyesine nasıl ulaştırabiliriz? Nasıl ihtiyacı olanlara yönlendirebiliriz diye bir atılım atmak istedik. 2021 yılında TÜBİTAK BİG kapsamı adı altında Gaziantep'te girişimi geçen takımlar arasındaydık. Şirketimizi o 2021 yılının Kasım ayında da kurduk. Alaca Melek Yazılım Arge olarak. Orada kurduktan sonra kartımızı geliştirmeye başladık. Geliştirme kartı olarak şu anda gidiyoruz. Bu geliştirme kartının içerisinde özel tanımlı kütüphaneler var ve bu kütüphanelerle kullanıcı istediği gibi kendi yazdığı veyahut da uğraştığı projeyi otonom hale getirecek, istediği gibi müdahale edebilecek, onun üzerinde kendi kurgularının müdahalesini yapabilecek, bu şekilde projesini özelleştirebilecek. Bizim geliştirdiğimiz kartın ismi Alaca Kart. Bu kartın içerisinde 10 dopluk bir sensör füzyonu var. Bu sensörler içerisinde basınç sensörüyle irtifa almadan tutun, lineer, doğrusal ivme, doğrusal gyro, bunlarla da kapalı ortamda navigasyondan sürü insansız hava araçlarına kadar ve dahi dışarıdan yani harici olarak sensörler de bağlayaraktan projenizi daha da mesela liderle özelleştirebilirsiniz. Ya da başka GPS takarak global konumlandırmada yer alabilirsiniz. Veyahut da şöyle söyleyebilirim. Yani sadece kartı kullanaraktan yaptığınız bir drone olabilir. Bu drone ya da hareket aksamına sahip aracı kapalı ortamda, kapalı sistemde, kapalı navigasyon sistemi yapabilirsiniz. Yani kart buna imkan sağlayabiliyor. Zaten bizim kartı diğer kartlardan ayıran en büyük özelliklerden birisi de sadece kendi başına 10 dof'luk bir sensör füzyonuna sahip olması. Yani içerisine istediğiniz gibi müdahale edebilirsiniz. Yani 10 dof'un 10 dof'una da istediğiniz gibi müdahale edebilir, özelleştirebilirsiniz. 10 dof'tan kastımız yani 10 farklı sensör özelliğine ulaşabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum, bir tane dofu basınçtır. Oradaki basıncı alabilirsiniz. İvme beraberinde gelir. İvme ölçer, gyro, lineer ivme. Bunlar özellikler arasında yer alıyor kartın. Bizim şirket olarak şu anki hedefimiz öncelikle geliştirdiğimiz bu platformu kullanıcılara sunmak. Çünkü gerçekten şu an bizim gerçek manada yazılım yazan kişileri bu kartı ulaştırıp onların da kendini daha iyi geliştirip otonom sistemler, özellikle şu an gelişen teknolojide olmazsa olmaz otonom sistemler, bu otonom sistemleri adapte etmesini sağlamak. Öncelikle kartımızı kullanıcılarla buluşturmak istiyoruz. Daha sonrasında daha özel kartlar, endüstriye olanak sağlayan kartlar, endüstri alanında, uzay teknolojisi alanında tamamen otonoma yönelik kartlar geliştirmeyi düşünüyoruz. Şirketin gelecek planları arasında bunlar var. Ürünümüzü zaten öncelikle bir fizibiliteden geçirdik. Bu fizibilite doğrultusunda gerçekten de ihtiyacı olduğunu gördük. Yani özellikle insansız araçları, kara araçları, deniz araçları, model uydu araçlarında hafiflik çok önemlidir. Bunlara özellikle de zaten görevler olduğu için bu görevlere yönelik yazılımlar gerektirir. Bizim kart da tamamen bunları sağlamaya yönelik. O yüzden zaten bir an önce kartın diğer platformlarla beraber seri üretimine başlayıp satışını gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu bağlamda kartımızın yatırım olarak bir yatırımcımız var şu an. Birkaç tane yatırım görüşmesi yapıyoruz. Onlarla yatırımı görüştükten sonra kartın gerekli sertifikalardan sonra da seri üretimini gerçekleştireceğiz. Teknofest çok güzel bir platform. Öncelikle onu söylemek isterim. Ben 2019 yılından beri Teknofest yarışmalarına katılıyorum. İnsansız hava araçlarıyla başladık. Geçen sene de
tarımsal insansız karargah yarışmasına başvurduk. Orada en özgün tasarım ödülü aldık. Ve her ne yarışma olursa olsun şunu gördük. Gerçekten de çok güzel ortamlar var. Çok güzel yapılan işler var. Ama yani en önemli kısmı yazılım tarafı. Bu yazılım tarafına bizim daha da çok girmemiz lazım. Bu bağlamda bizim şirket olarak attığımız adımlarda yazılım ön planda tutularaktan geliştirme kartı olsun ya da herhangi bir şey olsun bu fark etmez. Ama gerçekten yazılımın kritik önem taşıdığı cihazlarda hava aracı, kar aracı hiç fark etmez. Ön planda bizim olmamız lazım. Bizim kendimiz milli olarak onu entegrasyonunu yapmamız lazım. Bu bağlamda da yazılım olmazsa olmaz. Kesinlikle yazılım ön planda olmalıdır diye söylemek istiyorum. Öncelikle yapılan çok güzel işler var. Bu yapılan işler şunu söyleyebilirim. Bir gayrete, bir çabaya dayanıyor. Ve kesinlikle ne olursa olsun bu gayret, çaba sonunda girişim gerektiriyorsa girişim yapılmalı. Veyahut da farklı bir yol izlenmesi gerekiyordu. Onlar yapılmalı. Ben Teknofest'teki yarışmaya giren kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Bu ekosisteme, girişimlik ekosistemine kesinlikle başvurmaları gerekiyor. Bu batmak veya çıkmakla bir ilişkisi yok. Yani bunu deneyimlemek lazım. Bu bir vizyon sahibi, gerek duyulan bir kısım. O yüzden kesinlikle bu yönde girişimcilik olsun veyahut da farklı bir iş olsun. Bu yönde girmelerini tavsiye ediyorum. Teknofest'te ben 2019 yılında tanıştım ve gerçekten de bir şeylerin değişebileceğini orada gördüm. Şu manada bir şeylerin değişeceğini gördüm. Yani geçmiş yıllarımızdaki duruma bakacak olursak gerçekten de biraz düşünmekten uzak kalmış teknolojik anlamda. Yani sürekli bir şeyleri önümüze koymalar veyahut da montajlıkla uğraşmamız bizi gerçekten hakiki düşünme yolunda biraz uzaklaştırmış. Ben şunu gördüm. Teknofest bizi yeniden uyandırdı. Malcolm X'in bir sözü vardır. Uyuyanları bir kişinin uyandırması yeter diye. Gerçekten Teknofest öyle oldu. Teknofest Türkiye'ye geldi ve bizim düşünce yetimizi tekrardan uyandırdı. Ben Teknofest'in ailesine, bünyesine, T3 Vakfı'na çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkürler diliyorum.